Selamlar arkadaşlar. Oyuna yeni güncelleme geldi ve ben de kısaca sizlere tanıtmak istedim. Artık Merkavaların deliş kabiliyeti 600 mm'nin üzerinde değil. 590 mm. Yani M1A2'ler artık daha yüksek deliciliğe sahip. Merkava 3D modelleri biliyorsunuz ki eskiden T80U ve T72B3'leri ön üst plakadan delip imha edebiliyordu. Ama artık görüldüğü üzere nüfus kabiliyeti yetersiz. Ancak çerçeve kısımlarına denk gelirse yine de deldiğini görsek de tam bir aktif zırhına denk gelir ise delemediğini görüyoruz. Artık Merkavalar düşük deliciliğe sahip velhasıl. T80B'lerin, T64'lerin yani eskiden T80U'larda en iyi mermi olarak bildiğimiz 3BM42'ler 479 mm yerine 450 mm deliciliğe sahip. Rus mühimmatlarının delişi azaltıldı. Tabi yeni mühimmatlarda herhangi bir değişiklik yok. Gördüğünüz üzere. Ama T64B, T80B, T72B, T72B 1989 artık daha düşük deliciliğe sahip. Diğer değişiklik ise İtalyanların o kadar caydırıcı olmaması. Nasıl Merkavalara nerf atıldıysa bunlara da aynı şekilde nerf atıldı. Artık C1'ler 620 küsür milimetre yerine 589 milimetre yani Merkava ile aynı deliyor. Biliyorsunuz ki T80U ve T72B3'leri Merkava gibi ön üst plaka ki zaten ikisinin mimatı aynı ama yine de göstermek istiyorum size. Eskiden biz ön üst plakadan delerken artık delemeyecekler. İki plakanın birleştiği yani eraların çerçevesine denk gelirse delebiliyor. Ancak aktif zırha denk gelirse delemediğini görüyoruz. C1 ve Merkava nerflendi. Kabaca bu mühimmatı kullanan tanklar nerflendi arkadaşlar. İsrail M322 derken İtalyanlar aynı mühimmatı CL3143 diyor. Aslında bu mermi DM43 arkadaşlar. Bakın. DM43'ün deliş kabiliyeti farklı. Görüyorsunuz 530 mm. Aynı mermi olmasına rağmen İtalya'daki lisanslı DM43'ün nüfus kabiliyeti daha fazla. Maalesef oyunda böyle bir hata var. Hatta bu güncelleme geldiğinde demek ki yıllar sonra düzeltmişler dedim içimden. Ama maalesef hala bu saçmalık devam ediyor. C1 yerine M1 kasabilirsiniz arkadaşlar. M1'in nüfus kabiliyeti daha yüksek. Yakında Dev Server'ın tanıtım videosunu çekeceğim dostlar. M1A1'in yükseltilmiş modeli oynaklanacak. M1A1 HC olarak geçiyor. Belki bunu H'ye dönüştürürler sonra. Ama şunu da eklemek isterim ki bu oyunda M1A2 olarak bildiğimiz tankın BK yani zırh kabiliyeti M1A1H ile benzer. Gerçekte bu tankın gövdesi 500 mm civarında kinetik mukavemete sahip. M1A1H modellerinde bu şekilde. 500 mm kinetik mukavemet. M1A2'lerde bu değerler 600 mm'ye kadar çıkartılıyor. Yani M1A2'nin ön gövdesini delmek için minimum 600 küsurat milimetre çelik deliş kuvvetinizin olması gerekiyor. Ama bu oyunda M1 serisinin gövdesi aynı. Bakın 400 mm diyelim. M1 dediğimiz tank 80'de üretildi. Gövdesinin zırh mukavemeti düşük normalizasyonlu mühimmatta baktığımız için biraz daha fazla gösteriyor. Analiz yaparken dikkat edin, eğer kullandığınız yani analizde tercih ettiğiniz mühimmat düşük normalizasyona sahipse zırhın efektifliği daha yüksek çıkabilir. Zırhın direnci aynı. Mantıken düşünseniz bile 80 yılında üretilen tankla 2000'lere doğru yani aradan 20 yıl geçmiş adamlar bunun gövdesini hiç geliştirmemiş mi? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şunu diyebilirsiniz. Leopard 2A4 ile gerçekte Leopard 2A6'nın gövdesi aynı. Tabi bu oyunda ne kadar A5 ile A4'ün gövdesi farklı dirence sahip olsa da ön tarafta. Gerçekte böyle bir şey yok. A4 ile A6'ya kadar gövde tamamen aynı. Tabi ufak farklılıklar var yani eteklerde vesaire ama gövdemiz tamamen aynı. Neden Almanlar değiştirmedi gövdeyi ya da zırh eklemediler? Almanların bir kere gövdesi sağlamdı. 550 mm kinetik mukavemet var arkadaşlar şu üst plakada. Ama M1'lerde böyle bir şey yoktu.
İlk model emmilerin seramikleri çok kalitesizdi. Göğlesinin kinetik mukavemeti 380 ile 400 mm aralığındaydı ama M1AK'ye gelindiği zaman bu değerler 600 mm'ye kadar fırladı. Güçlü seramik uranyum takviyesi yapıldı ve zırhın kinetik ve kimyasal mukavemeti dediğim gibi arttırıldı. Neyse fazla mühendislik detaya girmek istemiyorum ama kabaca yeni güncelleme bu şekildeydi. İtalyan ve Merkava Mark 3'ün sabotları değiştirildi, artık daha düşük caydırıcılığa sahip. 64B seviyesindeki tankların da son sabotu eskiden 479 mm delerken artık 450 mm bandında delmekte. Son mühimmatının deliş kabiliyeti değiştirildi. Eskiden sanırım bir tık daha fazla deliyordu arkadaşlar. CV90-120'nin de deliş kabiliyeti aynı şekilde düşürüldü. Eskiden C1 ile aynı deliş kuvvetine sahip iken 600 mm nüfus kabiliyetinde 20 küsür mm deliş kabiliyetinin düştüğünü söylemek mümkün. Bakalım T80U ve T72B3'ü ön üst plakadan delebiliyor mu? Neden T80 ve T72B'leri gösteriyorum? Arkadaşlar çünkü M1'de gösterdiğim zaman sonuç değişmeyecek. M23 ile bunu denesek gövdeden tamamen yiyor. Aynı şekilde ön üstten de ama yanaklardan yemiyor. DM53'te de benzer arkadaşlar. Modern tankların T80'ler ve T72 dışında karakteristi aynı. Şöyle gösterelim mesela. Gövdeden deliniyoruz, kuleden delinmiyoruz. Deliş kuvvetimiz 500 mm. Değişen bir şey var mı? Yok. DM23 gövdeden deliyor, bizi kuleden delemiyor. Değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. Mühimmatınız 400 de derse, 650 de derse Leopard gibi NATO tanklarını, yanaklarını delemiyorsunuz ama gövdesini delebiliyorsunuz. Bu yüzden Sovyet araçlarının üzerine göstermeyi daha mantıklı buluyorum. Ön üst plakamızı deliyorum. Evet, yine de CV90-120 modelleri bizi ön üst plakadan delebiliyor. Mühimmatın deliş kabiliyeti azaldığı için deldikten sonra sabot hemen yok oluyor. Çünkü deliş gücünün hemen hemen %99'unu zırhı delerken kullanıyor. Geriye kalan ufak tungsten parçası sadece arkadaki mühimmata kadar ulaşabiliyor. Videomuza beğeni atmayı unutmayalım. Selametle.